geldik programın en güzel yerlerinden biri. Program böyle de son bulmuş olacak. Evet. İstanbul Hareketi ağabeyine hazır mı? İstanbul ağabeyine hazır mı? Evet sevgili Metin Çürük. Sizlerle beraber olacak. Bir adam, burada mısınız? Bir adam, burada mısınız? Şöyle tek tek ses alayım. Bir adam dediğimde herkes ben buradayım, buradayım, buradayım desin. Bir adam, bir adam, bir adam, bir inanmış 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 adam. İstanbul. Müjdelerin şehri İstanbul nerede? İstanbul. 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 Müjdelerin şehri. Hayalleri süsleyen şehir. Rüyaların şehri. Dünyadaki bütün hesapları alt üst eden şehir. Bakıldığında kendine hasret kılan şehir. Özlenen şehir, ağlatan şehir, hüzünlendiren şehir, hasretine şiirler yazdıran, hasretine şarkılar bestelettiren şehir, İstanbul, müjdelerin şehri, Letuf Tahannel, Konstantiniye, Velenimel, Emiru, Emiruha, Velenimel, Ceyş, Zalikel Ceyş, Hazreti Peygamber'in müjdelediği şehir, Hazreti Peygamber'in fetheden komutanı müjdelediği şehir, fetheden askerleri müjdelediği şehrin, bu mananın, bu kimliğin sahibi olan bir adam burada mısınız? Bir adam burada mısınız? Bir adam burada mısınız? Bin adam burada mısınız? Bin adam burada mısınız? Bin adam burada mısınız? O müjdeye mazhar olmak için İstanbul surlarının önüne geldiğinde hüznün çektiği, hüznün çöktüğü komutanı bir gece öncesinde müjdeyle buluşturan Akşemseddin'in manevi mirasına sahip çıkan bir adam burada mısın? Burada. Bir adam burada mısın? Burada. O müjdeyle yeniden hüznü ümide, heyecanı doruğa çıkan müjdeye mazhar olmak için eğri kapıda aşılmaz diye kabul edilen Bizans surlarının önünde ya Allah deyip besmeleyle İstanbul'un fethini gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethettiği bu şehrin manasının şuurunda olan, kimliğinin şuurunda olan, bu emanetin şuurunda olan bir adam burada mısın? Burada. Bin adam burada mısın? Burada. Ne mutlu sizlere. 566 yıldır bu şehir, bu şehir kimliğini ve manasını ezan ile buldu. Minare ile buldu, müezzin ile buldu. Şehrin manası ve kimliği yedi tepesinde, yedi ayrı heyecanla her biri bize bir başka şey söyleyen Sultanahmet'imizde, Süleymaniye'mizde, Yavuz Sultan Selim'imizde, Fatih Camii'mizde, Ayasma Camii'mizde, Kuşkonmaz'ımızda, Valide Camii'mizde, Yeni Camii'mizde, Vaniköy Camii'mizde, Dolmabahçe Camii'mizde bize her an ruhumuza Akdeniz rüzgarını
Akdeniz rüzgarını üfleyen İstanbul'un mana ve kimliğinin sahibi olan bir adam burada mısınız? Burada. Bir adam burada mısınız? Burada. İşte sizi, işte sizi bu mana ve bu kimliğin şuurunda, manasında, fikrinde inanmış adamlar olarak selamlıyorum. Sizi Fatih'in İstanbul'u fethedişindeki ruhla selamlıyorum. Sizi Alparslan'ın Malazgirt'te Diyojen'e diz çöktürdüğü Malazgirt zaferinin ruhuyla selamlıyorum. Sizi Yavuz'un Çaldıran'daki bu Ali devletimizi Doğu'nun ve Batı'nın devleti haline getiren ruhla selamlıyorum. Sizi her şeyin bitti denildiği anda Boğaz'ın o serin sularından Samsun'a Bandırma vapuruyla yolcu ettiğimiz Kuvayi Milliye'nin ruhuyla selamlıyorum. Anadolu topraklarında yeniden bağımsızlık ateşini yakıp Boğaz'ın sularından geçerek Samsun'a çıkan Bandırma vapurundaki milli bağımsızlık ruhu, milli bağımsızlık manasıyla selamlıyorum. Sizi milletin adamları Menderes'in, milletin adamı Erbakan'ın, milletin adamı Polatkan'ın, milletin adamı Zorlu'nun, milletin adamı Özal'ın, milletin adamı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ve milletin dimdik duran, ayakta duran Recep Tayyip Erdoğan'ın manası ve kimliğiyle selamlıyorum. Unutmayın, biz en zor zamanlarda başarmasını bilen bir milletiz. Hatırlayın, Ali devletimiz artık çökme sinyallerini çok güçlü bir şekilde almıştı. İstanbul'da ayakta durmak çok güç hale gelmişti. Ne oldu? Ümitsizliğin zirveye çıktığı dönemde bu devlet Bandırma vapurunu Gazi içinde olmak üzere Bandırma vapurunu İstanbul'dan nereye yolladı? Samsun'a yolladı. Ne oldu Samsun'da? Bu milletin yeniden bağımsızlık ateşi, yeniden Osmanlı Devleti'nden sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurma yolunda bir büyük mücadeleyi başlatma ruhu Samsun'da ayağa kalktı. Sivas'ta, Erzurum'da, Amasya'da, Sivas Kongresi'nde emperyalizme bu millet meydan okudu. Mandacılığa hayır dedi. Sömürgeciliğe hayır dedi. Sivas Kongresi ile bu millet yeniden biz bu topraklarda milli bağımsızlığımıza sahip çıkarak, devletimize sahip çıkarak ezanımızla, minarelerimizle, müezzinimizle bu topraklardaki varlığımıza güçlü bir şekilde sahip çıkacağız. Gerekirse bu uğurda bir can değil, bin can vermeye razıyız diyerek o gün başlayan ve Dumlupınar, Sakarya, Yunanlıların İzmir'den denize dökülüşü, Kocatepe, Akdeniz, ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri diyerek bu ülkenin yeniden devlet olma varlığını ortaya koyduğumuz o büyük mücadelelerden bugünlere geldik. Nereye geldik? Dün ayağımızda yoktu. Dün başımızda yoktu. Dün neredeyse ekmek yapacak fırınımız yoktu. Ama neyimiz vardı? İmanımız vardı. Rahmetli hoca ne der? İman varsa imkan var. İşte o imanla bir millet yeniden ayağa kalktı. Yeniden devletimizi kurduk. Yeniden devletimize sahip çıktık. Ama unutmayın, asla üzerimizdeki hesaplar bitmedi. Asla üzerimizdeki planlar bitmedi. Osmanlı'yı çökertenler, Osmanlı'yı yok etmek için her şeyi yapanlar, İslam'ı tasfiye etmek isteyenler, bilin ki asla 100 yıl evvelki planlarından vazgeçmediler. Asla üzerimizde oyun oynamaktan vazgeçmediler. Cephede yendik. Bizi masada çökertmek istediler. Masada
çekertemediklerinde içeriden devşirdikleriyle bizi kilitlemek istediler. Etkisizleştirmek istediler. Çünkü şunu iyi biliyorlar. Bu milletin tarihi, bu milletin tarihi yeniden ayağa kalktığında dünyada evrensel barış gelecek. Dünyada adalet gelecek. Dünyada hak galip gelecek. Dünyada hukuk galip gelecek. Bunu bilenler İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bizi etkisizleştirmek, bizi çökertmek için, bizi etkisizleştirmek için, bizi kontrol altında tutmak için bize uçak yaptırmadılar. Her toplantıda sordum. Burada size de soruyorum. Uçağımız nerede? Tankımız nerede? Otomobilimiz nerede? Bilgisayarımız nerede? Kendi mühimmatımız nerede? Niçin savunma sanayinde bizi Marshall yardımlarına kurban ettiler? Niçin ekonomi politikalarında bizi IMF'e mahkum ettiler? Niçin ey inanmış adamlar bu soruları sormazsak Amerika'nın Doğu Akdeniz'de ne işi var anlayamayız. Bu soruları sormazsak Musul Kerkük niçin elimizden alındı anlayamayız. Bu soruları sormazsak Kıbrıs çıkarmamız dünyanın kimliğini, kimyasını neden bozdu anlayamayız. Bu soruları sormazsak FETÖ 15 Temmuz'da o hain kalkışmayı niçin yaptı anlayamayız. Bu soruları sormazsak PKK üzerinden ne yapılıyor anlayamayız. Bu soruları sormazsak DAEŞ üzerinden ne yapmak istiyorlar anlayamayız. Bu soruları sormazsak Irak'ta ne oluyor, Afganistan'da ne oluyor, Yemen'de ne oluyor, Libya'da ne oluyor, Mursi neden devrildi, Suudi Arabistan bu noktaya neden geldi anlayamayız. İnanmış adam, Birinci Dünya Savaşı devam ediyor. Tek fark ordularıyla sınırlarımızda değiller. Tek fark bayraklarını göstermiyorlar. Fark devşirdikleri, içeride devşirdikleriyle, sahte bayrak operasyonuyla üzerimize geliyorlar. Hedefleri ne? Arkadaki arkadaşlar, bir daha seçimden sonra görüşeceğiz. Dikkatle dinleyiniz. Bu bir yerel seçim değildir tek başına. Elbette bir belediye başkanı seçeceğiz. Ancak bu seçimin manası bir belediye başkanı seçmenin fevkinde bir manaya sahip. Kardeşlerim, hedefleri küçülmüş değil, hedefleri büyümüş. Osmanlı'yı çökertenler şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çökertmek istiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çökerterek 1919 Paris Barış Anlaşması diye bize yutturdukları o anlaşmadaki hayallerini gerçekleştirmek için bir yandan Helenizm iddialarını güncelliyorlar. Öbür taraftan Ermeni diasporasını hareketlendirerek Taşnak çetelerini hareketlendirmek istiyorlar. Diğer taraftan bizi Orta Doğu'dan tamamen koparmak için PKK üzerinden yükleniyorlar. Diğer taraftan içeride devşirdikleri üzerinden FETÖ terör örgütü üzerinden içeriği istikrarsızlaştırmak istiyorlar. Hiçbir şey değişmiş değil 100 yıl öncesinden. Hiçbir şey. Açın yakın tarihi okuyun görürsünüz. Dün İngiliz elçisini Sirkeci'den Galatasaray'a kadar atların yerine İngiliz elçisinin faytonunu çeken devşirilmiş ruh bugün de aynı şekilde karşımızda. O gün Amerikan mandacılığını isteyen akıl ve ruh bugün de karşımızda. Bugün de adı Ahmet, Mehmet, Cemal, Hasan, Hüseyin, ne acı değil mi? Hedef ne? Hedef şu. Amerika, Pentagon Çin'i durdurmak istiyor. Pentagon Çin'e giden yolları tutmak istiyor.
Çin'e giden yol Doğu Akdeniz'den geçer. Çin'e giden yol Anadolu'dan geçer. Çin'i tut, Çin'e giden yolları da tut ki hegemonyan devam etsin. Yani Afganistan'ın petrolü İngiltere'ye gitsin, zenginlik olsun. Dahran, Arabistan'ın petrolü İngiltere'ye gitsin, Almanya'ya gitsin, zenginlik olsun. Musul Terkim petrolü Almanya'ya gitsin, zenginlik olsun. Ama Orta Doğu'ya ne düşsün? Sefalet düşsün. Orta Doğu'ya acı düşsün. Orta Doğu'ya kan düşmeye devam etsin. Afrika'ya köle ticareti düşmeye devam etsin istiyorlar. Bunun içinde durdurmak istedikleri tek güç, diş çöktürmek istedikleri en önemli güç sizsiniz, siz. Siz sadece Türkiye'nin ümidi değilsiniz. Siz sadece Orta Doğu'nun ümidi değilsiniz. Siz sadece bu coğrafyanın ümidi değilsiniz. Siz insanlığın ümidisiniz. Bin inanmış adam. Ona göre inanın. Ona göre mücadele edin. İşte o Çin'e karşı Anadolu'yu tutmak isteyen akıl İstanbul'u Türkiye'den koparmak istiyor. İstanbul'da işgal girişiminin İstanbul'da olması rastlantı değil. İstanbul'u Türkiye'siz, Türkiye'yi İstanbulsuz bırakmak istiyorlar. Bunu da dün silahlı kalkışmayla gerçekleştirmek istediler, olmadı. Şimdi o silahlı kalkışmanın arkasındaki akıl içeride şiddetsiz direniş modeliyle İstanbul'u Türkiye'sizleştirmek istiyorlar. Dikkat! Oyun büyük ve bunun adı da Özerk İstanbul. Yıllar önce yayınlanmış bir kitapta şu cümleyi ismini vermeyeceğim birisi söylüyor. Çanakkale Boğazı'yla İstanbul Boğazı özerk yönetilmelidir. Özerk bir kuruluşa devredilmelidir. Bunun adı ne biliyor musunuz? Ne biliyor musunuz? İstanbul'un sizin kontrolünüzden alınıp Birleşmiş Milletler üzerinden küresel güçlerin kontrolüne verilmesidir. Böyle bir projeyle karşı karşıyayız. Bu bildiklerimizin size hepsini anlatabilsek. Onun için canhıraş yüreğimizle meydandayız. Onun için gece gündüz demeden bütün mazeretleri bir tarafa koyarak, o kızdı, ona kızdım, bu kızdı, buna kızdım, ona darıldım, buna küstüm, bu ilçe başkanı şöyle, bu belediye başkanı böyle, bana bakmadı, bana kızdı, ben ona kızdım, o bana kızdı. Etmeyin, eylemeyin. Sonra pişmanlık fayda etmez. Ayağa kalkın. Onun için bin inanmış adam buraya dedik. Onun için seçimden önce son büyük toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Seçimden sonra yine beraber olacağız. İstanbul Hareketi bir vicdan hareketidir. İstanbul Hareketi bir şefkat hareketidir. İstanbul Hareketi bir hakkın mücadelesini verme hareketidir. İstanbul Hareketi'nin bir tabelası, bir teşkilatı yok. Ama İstanbul Hareketi bir vicdandır. O vicdan bugün susmadığı gibi 23 Haziran'dan sonra da susmayacak, bundan emin olun. O günde söyleyecek sözümüzü İstanbul için en güzel şekilde söylemeye devam edeceğiz. İstanbul Hareketi bu şehrin manasına, bu şehrin kimliğine sahip çıkma hareketidir. Biliyorum birçoğunuzun hüznü var. Biliyorum birçoğunuzun kızgınlığı var. Biliyorum birçoğunuzun öfkesi var. Hepsini biliyorum. Şimdi size soruyorum. Ekrana getirelim şişeyi. Şimdi izleyin videoyu. Arka taraftakiler şöyle geliverin öne. Abdullah, o yanınızdakiler niye gitti? Şimdi Sayın Demirtaş, sakin olun. Cumhurbaşkanı adaylığı döneminde yakinen tanımış biri, yakinen derken takip etmiş birisiyim. Tanışmadım. Keşke tanışsaydık o dönemde. Bunu defalarca farklı yerlerde de söyledim. Başkan Erdoğan heykelli diyeceğiz, heykelli.
Diyarbakır'da Demokratik Toplum Kongresi'nin olağanüstü kongresinde öz yönetimin, özerkliğin inşası ve içinin doldurulması. Biz seçim için güç birliği yapalım ama kamuya da açık olsun. Sayın Kılıçdaroğlu bize dedi ki bu bize zarar verir. Bizi destekleyin ama kimse görmesin, kimse bilmesin. CHP'nin altı okunu kırdığını, vatanseverleri kovduğunu, hem de açılımla el altından eşkıyayla işbirliği yaptığını gayet iyi biliyoruz. Ekrem İmamoğlu Washington Post'ta bir yazı yazdı. Yazının içeriğine bakıyoruz. Siyaset üretmesinin önünde engel oluşturuldu bazı grupların deniliyor. Siyasi arenadan kimler itildi kenarlara? FETÖ ve PKK itildi. Ama o yazının ana kurgusu şu. Bazı grupların siyaset yapması engelleniyor. Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart'ta kazanmasında cemaatçilerin oyu en az Kürtlerin oyu kadar stratejik olmuş. Yani orada da Kürtler ve cemaat oy vermese Ekrem İmamoğlu bugün gündem bile olmayacak. Sadece cemaat için değil, Türkiye için güzel olacak. Çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu'nun dediği gibi Türkiye için çok güzel olacak. Bu deli gömleğini çıkarıp atacağız. Mümkünse Erdoğan diktatörünün sırtına kefen olarak giydirecek. İstanbul seçimlerinde de faşizme karşı antifaşist cepheyi, demokratik güç birliğini HDP destekleyecektir. Bu Ekrem İmamoğlu ise bunu destekleyecektir. Yani Ekrem İmamoğlu oy verenleri unutmamalı yani. Kesinlikle Reyhun Nedin AKP'yi. Neden AKP? Neden İmamoğlu? Neden İmamoğlu? Yazıyı Washington Post'ta hangi amaçla yolluyor Sayın Ekrem İmamoğlu? Washington Post'ta yazması kendi ülkesini şikayet etmesinden, ülkedeki problemlere buyurun burnumuzu sokun davetinden başka bir şey değildir. CHP'nin bir genel başkan yardımcısı PKK'nın avukatlarını yapan biri. Bir başka genel başkan yardımcısı Atatürk'e kefere demiş insan. Yani en acısını genel başkanımız söylüyor. Ben Dersimli Kemal diyor. Dersimli Kemal ne demek? Ben Cumhuriyet karşıtıyım demek. Zulüm 1453'te başladı diyenler var. Burası Konstantinopol değil. Ama burayı böyle görmek isteyenler var. Böyle görmek isteyenlere karşı 22 günümüz var. Gece demeden, gündüz demeden tüm kardeşlerimize ulaşmamız lazım. Onlara bu gerçeği anlatmamız lazım. Zulüm 1453'te değil, Fethi Mübin işte 1453'te başladı ve 566 yıl oldu dememiz lazım. Şimdi şuradaki fotoğraf bize niçin kapı kapı dolaşmamız gerektiğini anlatmaya yeter mi? Yeter mi? Yeter mi? Başka bir şeye ihtiyaç var mı? Peki size şimdi bir soru soruyorum. Bir gün şu cümleyi duyarsanız, İstanbul özerk olmalıdır cümlesini duyarsanız ne yaparsınız? Bir gün İstanbul sokaklarında PKK'nın, siyasi yandaşlarının tıpkı İstanbul'u Sul gibi, Sinop'u gibi, Cizre gibi, Şırnak gibi çatışmalara mahkum edilecek hale
getirilmesinin, önünün açılma ihtimalinin olduğunu söylesem size ne yaparsınız? İstanbul'un bir milli güvenlik meselesi olma yoluna götürülmek için kirli operasyonların planlandığını söylesem size ne yaparsınız? Ne yaparsınız soruyorum. Soruma cevap verin, ne yaparsınız? Ne yaparsınız? Onun için bir adam yüz selam, bin adam yüz bin selam olarak sizi selamlıyorum. Üzerimizde ciddi bir oyun oynanıyor. Vakit harekete geçme vakti. Vakit gönüllere hitap etme vakti. Burada bir inanmış adam var. Hepinize şimdi bir yol haritası veriyorum. Yarından itibaren kaç günümüz var? Kaç? 10. Her gün 10 kişiye selam versek ne yapar? Ne yapar? 100. 1000, 100 bin kişi. Seçim elimizden alındığında oylar yeniden sayısın deyip kabul etmeyip YSK'nın ardından mazbatayı verdiği aradaki sonuç ne? 13 bin. Biz kaç kişiyiz burada? Kaç? 100 bin kişiyiz. Şimdi bana söz verin. Bir ayağa kalkın söz verin. 100 bin kişiye ulaşacağız mı? 100 bin kişiye ulaşacağız mı? 100 bin kişiye ulaşacağız mı? Nasıl? Gideceksiniz. Size haklı eleştirilerde bulunacaklar. Kızgınlık ifade edecekler. Öfke ifade edecekler. Hüzün ifade edecekler. Eleştirecekler. Hepsine saygı duyuyorum. Hepsini anlayışla karşılıyorum. Ama bu tehlikeleri anlatmak vazifemiz mi? Evet. Ve buranın aracılığıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki vatanseverleri ayağa kalkmaya davet ediyorum. Biliyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin vatanseverleri şu görüntülerin hiçbirisinden mutlu değil. Biliyorum İyi Parti'nin tabanındaki vatanseverlerin hiçbirisi bu görüntüden mutlu değil. Biliyorum bu şehirdeki sağduyulu bütün vatandaşlarımız bu görüntülerin hiçbirisinden mutlu değil. Biliyorum Trabzonlu hemşerilerim, biliyorum Rizeli hemşerilerim, biliyorum Diyarbakırlı, Hakkari'li, Şırnaklı, Vanlı hemşerilerimin hiçbirisi bu şehrin hepimiz için yönetilemez hale getirilmesine asla izin vermeyecek güçtedirler. Onun için yapmamız gereken şey vatandaşımıza gidip selam verip muhabbet üretip kardeşliğimizi ayağa kaldırmaktır. 23 Haziran seçimleri bu anlamda bir millet hareketinin sandıkta iradesini ortaya koyacağı seçimdir. Nasıl? Devlet Bahçeli Beyefendi Cumhurbaşkanımızın durduğu yerde devletin bekası, bölünmez toprak bütünlüğümüz, Anadolu'muz için, vatanımız için nasıl dimdik ayakta duruyorsa, nasıl 24 Haziran seçimlerinde Diyarbakır'da, Van'da, Hakkari'de, Şırnak'ta, Siirt'te bir kez daha kardeşlerimiz sandıklarda AK Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı nasıl sahiplendilerse, şimdi de biz biliyorum bu şehirdeki, bu şehrin kimliğinde kimliğini bulan bütün kardeşlerimiz, doğulusu batılısı, Karadenizlisi, Konyalısı bir bütün olarak bu şehrin Avrasya Tüneli'yle, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'yle, Gebze Halkalı tren hattıyla, Marmaray'ıyla, Kuzey Otoyolu'yla, 3. Havalimanı'yla dünyanın en stratejik şehri olan bu şehir bundan çok daha güçlü
hedeflere varabilmek için 23 Haziran seçimlerine eğer biz gidip doğru anlatırsak, eğer biz gidip doğruları söylersek, biz gidip hasbihal eder, helalleşirsek vatandaşlarımızda biliriz ki 23 Haziran seçimlerinde sandıktan Binali Yıldırım ağabey çıkacaktır, hazır olun. Müjdeler olsun size. Ama bizim yapmamız gereken şey yarın herkes söz veriyor mu? 10 gün 100 kişiye selam verecek. Söz mü? Bu kardeşiniz her gün ortalama 1000 kişiye selam veriyor. Her gün. Canlı yayınlarım hariç sizin sayenizde her canlı yayınımız bir miting. Size şimdi bir bilgi daha vereyim. İstanbul Hareketi'nin son bir aydaki sosyal medya etkileşimi 25 milyona yaklaştı. Bravo. Bu sizsiniz. Bu sizin eseriniz. İnşallah seçimden sonra da İstanbul Hareketi vicdan olmaya endişeniz olmasın, devam edecek. O nedenle bu akşam sizlerle bir daha bu şekilde toplu bir faaliyetimiz olmayacak. Olmayacak. Çünkü vakit bir araya gelip vaktimizi bir araya gelmekte harcayacağımız bir vakit değil. Kapı kapı teşkilatlarımız vazifesini yapıyor. Biz ulaşılmayan kim varsa, gidilmeyen kim varsa oralarda hareketli olacaksınız. Anadolu'dan koşup İstanbul'a gelmiş bütün kardeşlerimizi sevgiyle selamlıyoruz. Onlara hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz İstanbul Hareketi olarak. İnşallah 31 Mart akşamı gözyaşları yerini 23 Haziran akşamı sevinç gözyaşlarına, ama şımarma değil, kibir değil, gurur değil, enaniyet değil, sevinç gözyaşlarında alnımızı secdeye yaslayıp elhamdülillah haza min fadli rabbi diyerek Rabbimize hamd etme secdelerine dönecektir inşallah. Çünkü bu şehir bize kimden emanet? Kimden emanet? Bu şehrin manasına sahip çıkmak vazifemiz mi? Sorumluluğumuz mu? Bu şehir üzerindeki kirli oyunları bozmak vazifemiz mi? Tek başımıza kalsak bile bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız. Bu şehir İslam'ın şehridir. Bu şehir ezanın şehridir. Bu şehir minarenin şehridir. Bu şehir Halid İbni Zeyd Ebu Ayvel Ensari Hazretleri'nin şehridir. Bu şehir adaletin ve hakkaniyetin, bu şehir merhametin ve şefkatin şehridir. Her yer binali, her yer yıldırım. Her yer binali, her yer yıldırım. Her yer binali, her yer yıldırım. Ali Nuri Bey geldi mi? Bizim, Metin abi sen bizim, her şeyimizin. Şimdi, yarından itibaren sokakları kendi aramızda bölüşüp karış karış dolaşıyoruz. Söz mü? Söz. Akrabalarımızı arıyoruz. Söz mü? Söz. Nazlananların nazına eyvallah ediyoruz. Söz mü? Söz. Herkese merhaba demeye devam ediyoruz. Söz mü? Söz. Söz mü? Zeki. Söz. Zeki söz mü? Söz. Soru soracağım. İsimlerini hatırladıklarım. Buran söz mü? Söz. Serhat söz mü? Söz. Zeki söz mü? Söz. Serhat söz mü? Söz. Sabahattin söz mü? Bildan söz mü? Söyle isim. Herkes tek tek ismini saysın, tekbir versin. Herkes. Herkes söylesin. Söz 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 desin. Murat söyle. Herkes. Necdet abi. Bir dakika. Necdet Bey mikrofonsuz konuşmuyormuş. Selamünaleyküm. Ben Necdet Künük, İstanbul Hareketi'nin gönüllüsüyüm. 7-6-1953 Rize doğumluyum. Beşiktaş Kongresi üyesiyim. Söz veriyorum. Bizde grubumuzda 225 çalışan takım arkadaşımız var.
Yarın o arkadaşlarımızı ortak toplantı yapacağız. Zaten 3 dakika içerisinde ben 225 kişiye ulaşmış bulunuyorum. Görevimi yapmış olmanın saadetini yaşıyorum. Anlaşıldı mı başkanım, anlaşıldı mı? Arkadaşlar, Necdet Külünk Bey 225 kişiyle kendini kurtaramaz. Çünkü onun bu camianın üzerinde müktesebatı ve hakkı vardır. Biz Necdet Bey'den 225 değil, 225 bin istiyoruz. Herkes bir sözünü versin bakayım. Herkes. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Seçimi alacağız. Tamam. Ben tamam diyeceğim size inşallah. Tamam. İnşallah. Tamam. İnşallah. Tamam. İnşallah. Tamam. İnşallah. Bugün Binal Ağabey bir slogan daha üretti. Yeni destanlar yazacağız dedi. Hep beraber İstanbul'da bir kez daha yeni destanlar için hazır mıyız? Hazır. Hazır mıyız? Hazır. Hazır mıyız? Hazır. Hazır mıyız? Hazır. Yarından itibaren her gün 10 kişiye, 10 günde 100 kişiye selam vermeye hazır mıyız? Hazır. Hazır mıyız? Hazır. Hazır mıyız? Hazır. Mazeret yok. Yok. Keşke yok. Yok. Ne var? Gayret var. Gayret bizden, tevfik Allah'tan. Allah yar ve yardımcımız olsun. Evet. Şimdi bir saniye. Şimdi sözümüzü vereceğiz. Geldi mi? Gelecek. Bir plaket takdimimiz olacak Metin abi. Önce istersen selfie'mizi yapalım. Tamam. Biraz daha bekleyelim. Bir selfie'mizi yapalım. Abi de gelsin. Hazır mıyız? Hazırız. Ali Nur nerede? Geliyor. O da geliyor. O biliyorsun ayağından biraz problemli. Ayakkabı giyiyor. Böyle aramızda Payitaht dizisinde sevdiğiniz Ali Nuri Türkoğlu olacak şimdi. Alıyoruz. Evet. Geldi mi? Bu arada Metin abi, Ali abi de bizim mutfak ekibimizden, istişare ekibimizden aynı zamanda. Bize de çok ciddi desteği var. Eyvallah, teşekkür ediyoruz ona. Estağfurullah. Telefon yok, üzerimde. Recep abi, telefon? Telefon üzerimde değil. Onun için, Binali Bey'in sabah beraberdik selamları var hepinize. Evet abi, biz geldi bu plaket takdimini aradan çıkaralım. Onu evet. Şey yapalım. Terfi için değil. Bu selfie'den önce bir plaket takdimimiz var Metin abi. Onu bir hemen aradan çıkaralım. Daha sonra tekrar aksiyon devam edecek. İmanlı Vatan Evlat Derneği Başkanı Sayın Mustafa Nazilli bir plaket takdim edecek kendisi aramızda. Teşekkür ederim. Evet, selfie için hazır mıyız? Hazır. Arka taraf hazır mı? Hazır. Hazır mı? Evet, hazır mıyız? Evet. Bu sefer beni takip edin ama eksik olmayalım. Çiple neredesin Musab? Ali abi de aramıza geldi. Ali abi yakın zamanda bir trafik kazası geçirdi. Bizi kırmadı sağ olsun. Ali seni bekliyoruz. Ayağından biraz rahatsız ama bizlerle beraber. Musab geldi. Şöyle, Ali bekliyoruz seni. Sağdan şöyle. Arkadaşlar, sahnedeki arkadaşları aşağı alalım. Sahnedeki arkadaşların hepsini aşağı alalım. Selfie yapalım. Ali. Evet, hazır mıyız? Evet, hazırız. Musab'ı da alalım yanımıza. Metin abi, Musab'ı da alalım şöyle. Musab. Hepsi gelsin. Ali böyle gel. Alalım. Ali'cim böyle gel. Nereden alırız? Musab böyle gelseniz.
Evet, hazır mıyız? Pardon abi, çok özür dilerim. Recep abi buralarda mı? Recep Demirkaynak sevgili... Recep. Abimiz. Olmadı. Recep, seni de istiyoruz. Evet. Hadi abi. Efendim? Biraz geri gidin. Şöyle dikkatli bir adım geri alalım. Alıyor mu hepsini? Tamam, bir dakika. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Evet. Hazır mıyız Recep? Evet. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Ben Metin Külük, 23 Haziran seçimlerinde İstanbul için, 23 Haziran seçimlerinde İstanbul için ben varım. İstanbullular olur rüyaları görenlerin, şehrinin mensupları, İstanbul'uz diyenler, İstanbulluyuz diyenler, siz de 23 Haziran seçimlerinde Binali Yıldırım ağabeyin sandıkta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması için var mısınız? Varız! Var mısınız? Varız! Var mısınız? Varız! O zaman hep beraber her yer Binali, her yer Yıldırım. Her yer Binali, her yer Yıldırım. Her yer Binali, her yer Yıldırım. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi ben tamam diyorum, siz inşallah. Müjdeler olsun. Tamam. İnşallah. Tamam. İnşallah. Tamam. İnşallah. Mübarek olsun. Evet. Ali kardeşimize mikrofonu vereyim. Onun da söyleyecekleri vardır. Marşı söyleyeceğiz bir dakika. En son marşla bitireceğiz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İyi misiniz? Vallahi acayip enerjik görünüyorsunuz. Çok güzel görünüyorsunuz. Dizimizi seviyor musunuz? Ben tabii kötü adam orada. Abdülhamit'i devireceğim. Artık idare edin. Vallahi Metin abinin her toplantısı böyle büyük şenlikli oluyor. İlk defa bulunuyorum ben de. Çok böyle hani o kadar tesadüf gibi oldu ki. Buradan geçiyordum, haberdardım fakat tedaviden geliyorum. Çamlıca'dayız, gel dediler, kaçırır mıyım? Hemen geldim sizle buluşmaya. Torunlarla beraber. Eyvallah. Her ne olacaksa mutlaka hakkımızda hayırlı olacak. Biz buna inananlardanız. Öyle veya böyle. Elimizden gelen gayreti gösterdikten sonra ne oluyorsa takdir hüdanın. Öyle mi efendim? Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Ben fazla vaktinizi almayayım. Siz marşa hazırsınız çünkü. Ben Metin Bey'i tekrardan vereyim. Buyurun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Metin. Gördüğünüz gibi Ali Nuri kardeşimiz kötü adam değil, iyi adam. Metin abi, çok özür diliyorum. Hiç Metin abi. Evet. Şimdi marşa geçmeden önce sevgili Ömer Faruk Birpınar'ı da söz yazarı Musab'la beraber yazdılar sözleri. Nerede? Orada bir sahneye alalım. Oralarda bir yer. Ömer Faruk Birpınar burada. Çok kasılma. Onu çok kasılma. Alalım. Halil İbrahim Şan. Halil İbrahim Şan mutfağımızın abilerinden yine. Halil İbrahim abi de evet. Alalım. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, Rukiye Karadoğan, Murat Karabalık, Mahmut Çelik. Sevgili Gamze Avcı. Evet, Gamze kızımızı da. Gel, seni de alalım. Mücahit yani. Kılıç, Yunus Özdayar, sizi de böyle sembol olarak aranızda. Rukiye, Murat, Rukiye. Mahmut Çelik, Murat Karabalık, Yunus Özdayar, Özbaysar, Mahmut Çelik nerede? Nerede? Rukiye, gel böyle. Evet. Mahmut Çelik.
bizim yol arkadaşlarımız. İstanbul Hareketi birilerin vicdanıdır. İstanbul Hareketi dün vicdandı, bugün de vicdan, yarın da vicdan olacak. Dün ne söylediysek söylediklerimiz hepsi vicdandı. Bugün de vicdan, yarın da vicdan olmaya devam edeceğiz. Mahmut gel. Başka kim var? Mücahit neredesin? Kılıç. Tamam mıyız? Ali Nur. Arkadaşlar. Tamam, daha fazla almıyorum. Sahne çökebilir yani. Burada. Aynen. Evet. Metin abi daha fazla. Cihan abi sahne. Ne durumda Cihan abi? Hazır mıyız? Sahne durum çökmez değil mi? Hazır mıyız? Eyvallah tamam. Hazır tamam. Mıyız? Mahmut Yılmaz nerede? Dede. Nerede, yok mu? Bayram gel bakayım sen. Bütün o emektar grubun adına Bayram gel bakayım. Hüseyin hepiniz görüyorum. Harun abi, Harun İsmail dede sen de gel. Harun alalım. Sembol alalım. Olarak sembol. Hepiniz adına. İsmail dede gel. Hepinizi temsilen. Hepinizi temsilen. Bahadır hepinizi görüyorum. Sadece sizin adınıza, hepinize teşekkür etmek için. Burada hepimiz varız. Hepimizi cisim olarak görmeyin. Bir mana olarak. Geldin mi? İsmail dede sen de gel. Gel çabuk dede. En yaşlı sensin. Emektarların içerisinde. Gülsüm. Gülsüm. Gel bakayım sen de. Tamam. Tamam. Gülsüm sen de gel. Burada hepiniz olması gerekiyor ama hepiniz adına teşekkür için, bu teşekkür hepinizdedir. Buradaki sahne sizsiniz.